Herkese selam dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Son zamanlarda özellikle de benzin fiyatları herhalde arttığından beri devamlı gözüm yolda giderken göstergeye kaymaya başladı ve böyle devamlı böyle giderken aşağıya bakıyorum. Bunu fark ettim ve kendimi de telkin etmeye başladım. Hani bakma 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 diye. Ve aklıma CSS eğitimlerinde ve yurt dışı eğitimlerde devamlı gösterilen, öğretilen ama ülkemizde çok fazla gösterilmeyen, bizim de sadece altın elbiseli adam Barkın abimiz sayesinde bildiğimiz göstergeyi bantlayarak kullanma ve frensiz motosiklet kullanma antrenmanını bugün yapmaya ve sizinle paylaşmaya karar verdim. Evet, göstergemizi bantladık. Ben böyle bir elektrik bandıyla bantladım ve şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Bu arada benzinimiz var mı? Varmış, iyi bari. Bak, daha açar açmaz baktım. Şimdi diyebilirsiniz abi, bantlamaya ne gerek var? Bakmayacaksan bakma. Yok abi, o öyle değil. Yani sen farkında olmadan onu refleks edinmişsin ve ibreye bakıyorsun. Şimdi de her baktığında aa ne oluyor lan, orası bantlı diye algılayıp kendini terkin etmeye başlayacaksın. Aa dur bakmayayım, bakmıyorum, bakmayacağım, tamam bakmıyorum diye. Şimdi bugünkü sürüşümde %90 ölçüde frene basmamaya çalışacağım. Bunun için de ne yapacağım? Yolu planlamam lazım. Bu trafik ne kadar yavaşlıyor? Ne zaman duruyor? Şimdi neredeyiz? Ne yapıyoruz ki diye devamlı yolu okuyup planlaman lazım. Kamyonun önünden biri çıkabilir. Onun için hız yapmıyorum. Karşıda da yeşil yanıyor ama trafik biraz sıkışık. Aralara girmek gerekecek. Şu anda akmaya başladı. Sağ tarafa doğru döneceğiz. İki tane yaya var. Yine bakın hiç frene basmıyorum. Arka frene de basmıyorum. Ve döndüm. Şimdi karşıda kırmızı yanıyor. Benim burada gaza basıp gidip de kırmızı ışığın dibinde harç diye frene basıp durmama gerek yok. Ne yaptım? Attım boşa. Yavaş yavaş gidiyorum. Zaten ben oraya gidene kadar birazdan yeşil yanacak. Bu arada çok da zevklidir yani. Bu yol planlamak keyiflidir de. Bak şimdi debriyajı çektim, frene basmadım, durdu motor. Görüyor musun? Yeşil yandı, devam. Yolu okuyorum devamlı. Sol şeride geçtim. Otobüslerin orada duruyor trafik. Yani bu ne demek? Bu tarafa doğru biraz sonra yol yavaşlayacak. Sol tarafta yayalar var. Yayalar tabii ki de yaya geçidini dinlemiyor. Bir tane bir dinleyen var sağ olsun. Her an atlayabilir, onu düşünüyorum. Ve hızımı normal bir şekilde götürüyorum. Bak yine ibreye baktım. Gördün mü? Bakma. Hız algın gelişsin. Hız algın nasıl gelişsin? Etraftaki arabalardan, rüzgarın sana çarpmasından, bunlardan hız algını genişlet. Yani aman ben radara girerim bilmem ne falan filan diye o işlere kapılma. Yani zaten sen devamlı böyle ay kaçta gidiyorum? Aha bu yüzde geliyorum. Buraya durabilir miyim? Aha bilmem ne yapabilir miyim diye kafana böyle eğip bükersen devamlı ibreye baktığında yoldan çalıyorsun. Buradaki bilgiden çalıyorsun. Tabii ben şimdi ibreye bakma demiyorum dedim diye de kafanızda böyle dümdüz tutup şey yapmayın, aynalarınıza bakın, aynalara. Eğer neredeyse 2 saniyede bir ayna kontrolü sağ sol yapıyorsunuz. Trafik sıkıştı. Sağa giriyorum. Sağda park etmiş araba var. Yine hiç frene basmadım. Yeşil yanıyor ama burası yine sıkışmış. Kırmızıya döndü bak lamba. Burada sağa gidenlerin yolu burası. Biz sola gireceğiz. Evet, yine frene basmadım. Şimdi basıyorum çünkü durdum. Şimdi buralarda sıkışık trafikte. Trafik içerisinde nasıl planlanıyor gördük. Biraz sonra E5'e çıkacağım. Orada da akan trafikte nasıl planlama yapılıyor, nasıl ediliyor onu anlatacağım. Evet, şimdi E5'e çıktık. Daha yüksek bir tempoda bu antrenmanı yapacağız. Ve az önce yine ibreye baktım. Ve her baktığımda da bu çarpı bana tokat gibi yüzüme vuruyor. Yani bu bir nevi edimsel koşullanma da olabilir bundan sonra bakmam için. Ve bugün pazar olmasının bir avantajı da var. Trafik bu antrenman için çok elverişli. Yani çok büyük sıkışık trafiklerde bu antrenmanı yapamayabilirsin. Sadece önümdeki arabaya değil, önündekine, onun önündekine bakıyorum yolu planlamak için. Frene hiç basmıyorum. Motor freni ve rüzgar freniyle yavaşlıyorum. Şimdi bakın yol yavaşlamaya başladı. Hemen vites küçülttüm. Sağ tarafa doğru atıyorum kendimi. Gerçi burada sağa atıyorum ama birazdan sağ taraftaki emniyet şeridi de kapanacak. Bir tane vites küçülttüm. Onun yavaşlamasıyla gidiyorum şu anda. Çünkü durma noktasına geleceğini düşünmüyorum trafiğin. Emniyet şeridine girdim. Emniyet şeridindeyken en sağ taraftan gidiyorum ki daha çok görüş mesafesi olsun. Bir vites daha küçülttüm. Elim frene gidiyordu. Gitti. Tamam. Burada frene bastım.
mecburen. Planlayamadık bak. Dediğim gibi bunu zaten %90'a indirmek. Yani bu bir antrenman. Baktın olmuyor, frene basmayacağım diye de laps diye gidip girmeyin hiçbir yere. Sağ müsait çıktım. Sağ taraftan yola çıkış var. Sol şeride geçebilirler. Bunlar geçmeyecek gibi duruyorlar ama dikkatli olun. Şimdi sağa dönüş var. Burada virajın ne olacağı belli değil. Yavaşlıyorum. Vites küçülttüm. Motor freni. Burada bazen görünmediği için şuralarda trafik sıkışmış olabiliyor. Yani boşmuş gibilerinden kapa gaz, oraya viraja girmeyin. Yolu yine planlıyorum. Bak mesela burada ileride Bağcılar girişi var. Onun öncesinde Bayrampaşa girişi var falan. Sağ tarafta genelde burada tıkanır. Hatta neredeyse orta şeride kadar tıkanıyor bu trafik. Onun için sol tarafa attım kendimi. Bak sağ tarafta bir yığılma var. Kör noktaya baktım. Aynaya baktım. Sol tarafa geçtim. İleride kırmızı yanıyor. Yokuş aşağı. Burada artık fren kullanmamak olmayacak. Leyla, Leyla. Evet dostlar, gördüğünüz gibi nişantaşından halkalıya frene basmadan, sadece yolu planlayarak fren kullanmadan geldi. Tabi bu her zaman yapabileceğiniz bir şey değil. Özellikle İstanbul trafiğinde fren kullanmadan motosiklet kullanmak neredeyse imkansız. Ama böyle trafiğin sakin olduğu günlerde, bugünkü gibi bir pazar gününde falan, bu antrenmanı yapmanız sizin için faydalı olacaktır. Yolu daha iyi planlamanızı, yolu izlemenizi, nereden ne çıkar, ne olur, ne biter gibi tehlikeleri analiz etmenizi, hız algınızın gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu da sizin sürüşünüze olumlu olarak katkıda bulunacaktır. Durumlar öyle. Kendinize çok iyi bakın. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.